Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün gülüntü ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi size yine çok güzel bir model hazırladım. Modelim Şöyle şatafatlı, hoş ve zarif bir model arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Altındaki bu ilmekleri kulak çöpüyle yaptım. Şu ikişer ayırmış olduğum ilmekleri. Şöyle üzerine de örümcekten yuvalar hazırlayıp bu şekilde böyle kenarı sık iğneli akide şekerlerle süsledim. Çok hoş oldu, çok da zarif oldu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet. Bugünkü yapacağımız modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce bu şekilde tülbentlerimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm kenar tığlama püf nokta işlemi var arkadaşlar. 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğne yazarsanız oradan tığlama işlemlerinin tüm püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Evet. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battığımızın içine ya iğne ile ipimi sabitledim. Şöyle 7 tane bıraktım. Ben ekranda güzel görüksün. Şöyle tuttuğum zaman yakın ikisi bir ekranda gözüksün diye böyle 7 tane yapıyorum. Bakın bir tanesi de tutturma işlemini. Geri kalan kısmı da böyle 5 tanesi de ara mesafesine kalıyor. Evet. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneyi daha önce hazırlamışım arası yuğ olarak. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Şöyle bir iki zincirimi çekiyorum sık iğnemin üzerine bir defa tığımı doluyorum. 2 ve 2. Yine iki zincir çekip hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2 çiçeğimiz için yuva hazırlıyoruz bu şekilde bakın şimdi 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle ters tarafına çevirdim bu boş olan trabzanımın tepe noktasına girdim şöyle sık iğne ile sabitledim hemen iki tane zincirle düz tarafına döndüm bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle iki 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Buraya toplamda 15 tane bu şekilde tekli trabzan yapacağız. Şöyle 3. Zinciri de sayacağız. 5 oldu. 6. 7. Bir defa doluyorum. Şöyle 2. 2 alarak Tekli tırabzan ikili trabzan yapıyorum. 10 11 12 13 14 ve 15. arkadaşlar 2 zincir çekip yuvanın içinde kapatarak bu şekilde yapıyorum. Hemen 1 iki zincir çekip bu yarım bıraktığım üçgeni şöyle tamamlıyorum bir sonraki boşluğu battıya kapatarak iki zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle yuvaya girdim 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kirpik olarak kapattım 1 2 zincir toplamda arkadaşlar 7 tane yapacağım bu şimdi yapmış olduğum ara suyundan bir iki zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir kapattım iki zincir boş olan tığ battı ya bir tane daha gösterelim şöyle iki zinciri bir defa dolayıp iki iki aldım tepesine dört zincirden tomurcuk yapıyorum ve kapattım 1-2 zincir çimenimiz bu, bu kadar arkadaşlar bu şekilde ilerleyecek 7 tane bu şekilde çimeni yapıp sonra bu boş olan trabzanlara 15 zincirden oluşan bu ikili veya tekli trabzan diyenler de var bu şekilde çimenini hazırlayacağız arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim şöyle kiremit rengi ipimizi tığımıza tuttuk hemen İlk trabzanın tepe noktasına şöyle bakın arasına değil tam tepesine arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitledim üzerine de bir zincirimi çektim hemen bu ilk göstermiş olduğum aparatım kulak çöpünü taktım her trabzanın böyle tepe noktalarına girerek buraya toplamda 14 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar 14 yuvadan da Buraya 6 tane yuva oluşturacağım. Hemen sıradaki trabzanın tepe noktasına 2 zincirimi çekip şöyle aparatımla kalıplıyorum. Bak, Şöyle tepe noktasından girdim. 2 zincirimi çektim. Taktım. Hiç trabzan tepesi atlamayın. Eksik çıkmasın öyle dikkatlice 1 2 zincir kapattı. Evet. 1 2 zincir Bakın bu şekilde kalıplıyorum. Şöyle tırabzanın tepe kısmına girip 2 zincirimi çekip şöyle fazla sona doğru büyüyor arkadaşlar. Şöyle arkaya devrik de e, durabilir. Yeter ki ilmeklerin genişliği aynı olsun. Bakın nasıl geniş gibi duruyor ama şöyle iyice kalıplayınca hepsi aynı seviyede ilmekler oluyor. Ona dikkat edin. Sadece bu ilmek toplarken dikkat edilmesi gereken husus sona doğru bollandığı için. O yüzden şöyle arkaya devrik durmasına izin verin o zaman hepsi bir ayarda ilmek çıkıyor arkadaşlar Evet taktım bu şekilde sona doğru geliyoruz yavaş yavaş şöyle bir iki zincir takıyorum tekrar şöyle bir iki zincir evet, sonuncu trabzanımızın tepe noktasına da geldik şöyle bir iki zincir hemen takıyorum saymayı unuttum arkadaşlar sizle konuşurken tekrar sayalım bakın 3 6 8 10 12 14 tam oldu şimdi bu kalıplamış olduğumuz şey kulak çöpünü çıkarıyoruz bakın, bu şekilde kıvrınca kolayca çıkıyor arkadaşlar bu şekilde oldu. Şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi bakın. Çıkardıktan sonra yavaş bir şekilde şöyle ters tarafına çevirip şöyle sondan iki tanesini alıp bu şekilde bakın. iki tanesini birden sık iğne ile tutturdum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. İpimi oraya bir bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim bakın. Şöyle bunu bir zincirle buraya çözünürlük hemen gidiyor tekrar bakın dibine bir zincirimi çekip bu ikinin içine bu tutturma işlemini bu şekilde yaptım ben bunu bu şekilde tasarladım arkadaşlar şöyle tutturma işlemi olsun diye bir de bu şekilde güzel durdu şimdi buraya küçük küçük örümcekler yapacağız arkadaşlar az daha zincir çekecektim şöyle bakın buraya altı tane bu şekilde küçük örümceklerden yuva hazırlayacağız yine iki tanesini tuttum buraya sabitledim bakın yine aynı şekilde tığımı minik uzatıp şöyle küçük bir örümcekten yuva hazırlayacağım bakın şu kadarcık olacak fazla büyü hiç güzel durmuyor arkadaşlar ben biraz büyük yapmıştım sarıda söktüm o kadar çirkin durdu ki sonra bu küçük küçük yapınca çok güzel durdu modelim tasarlarken buna dikkat ettim yoksa olmuyor diye modeli hazırlamayacaktım ufak detaylar bazen hayat kurtarıyor arkadaşlar örümceğin büyük olması modelin şeklini dahi değiştiriyor en ufak mesela küçük bir detay o yüzden şöyle minik minik ipimi hafif uzatıyorum küçük küçük örümcekler yapmaya çalışıyorum bakın ikişer ikişer de bu ilmeklerimi tutuyorum aynı şekilde tekrar minicik bir örümcek Bismillah şöyle bir ve iki kapattım hafif uzatıyorum ipimi uzattığım boyutta da örümcek yapıyorum. Evet sonuncu iki ilmeği de bu şekilde tutuyorum. Sık iğne ile sabitledim. Hemen dibine bir tane zincir çekip aynı ilk başta yaptığım gibi buraya da bakın. Dört zincirli bu tomurcuğa da sabitliyorum. Tekrar bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen bu Bakın iki örümcek üstte tek örümcek altta olacak şekilde sabitliyorum. Bakın. Hemen şöyle 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Örümcekli yuvanın içine giriyorum. 3 seferde 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim. 1 defa doladım. Bu trabzanın içine ilmek toplayacağız. 2 zincir boyutunda ipimi uzattım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bak. 9 tane bu şekilde ilmeği tığıma topladım. 10. da bu örümcekli yuvadan alıp şöyle hepsini bir bakın. Yavaş yavaş oynatarak alıyorum ki tığından pırtmasın. 2 defa tığımı doladım. Yine bu örümcekli yuvaya girip bir ilmek aldım. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde buraya kenarına bir trabzan yaptım. 4 zincir. Bu aradaki bakın yukarı yaptığımız o teli de içine alıp şöyle temiz bir çalışma yapıyoruz. 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde. 2, 3, 4, Trabzanı sık iğne ile dolduruyoruz. 5 6 ve 7 Hemen örümceğin içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bakın sık iğneli bir akide şekerimiz oldu. Şöyle geçerken bir zincirle geçiyorum ki üst üste örümceklerin böyle katlanmasın. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel bir de çok kolay oluyor bu ilmekler, örümcekler ayrı bir hava kattı. İnan şöyle tasarlarken ben çok beğendim. Biraz uğraştım tasarlarken ama değdi sizler için. İki defa tığımı doladım. Hemen 2 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilmek boyutum. 2 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvanın içine girip bir ilmek alıp iki zincir boyutuna uzattım. Şöyle 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde topluyoruz. 8 ve 9. 9 tane ilmeği topladım tığıma. 10. da bu örümcekli yuvadan alıp sonra bir ilmekle hepsini başa kadar şöyle oynatarak çekiyorum birden çekince tığından ip çıkma riski oluyor arkadaşlar dikkatli yapmak daha iyi İki defa tığımı doladım bu iki katından alıyorum bir iki iki şöyle dört seferde bakın biraz daha taşacak şekilde uzun yapıyorum trabzanımı dört zincir hem bu teli hem de zincirimi trabzanımı içinde olacak şekilde kapattığım tomurcuğumu. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 şöyle 3 4 5 6 ve 7. Evet 7 tane yapıp 8 8.yi de örümcekte de yapıyorum. Şöyle dibine bir tane de zincir çekiyorum Bak Şöyle çok güzel bir akidemiz oldu. 3.ye bir zincirle sık iğne ile şöyle tek deli aşağıda, çiftleri yukarıda olacak şekilde yapıyorum. Evet 3 zincir 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu benim ilmek çekme boyutum. Şöyle bir defa tığımı doladım. Ve bu trabzanın içinden 9 tane ilmek çıkaracağım. Bakın bu 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde 9 tane örümcekli yuvadan da bir tane 10 tane toplam ilmekle bu şekilde akide şekeri yapıyoruz. Kapattım sık iğne ile. Bakın bu kısımdan şimdi iki defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir, iki, iki ve iki. Dört zincir iki teli birden hemen aldım bu şekilde 7 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. yine bu örümcekli yuvadan alıp bakın bu şekilde akide şekilde bitirdim. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 3 zincir 2 defa tığı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 2 zincir bir defa tığı doladım yuvaya girip ilmek alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve trabzanın arasından 9 tane ilmek bir tane de örümceğin içinden 10 on. hemen onunu birden şöyle çektim ilmeği arasından kapattım iki defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi şekilde geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 örümceğin içine sık iğne ile sabitledim şöyle bir zinciri unutmayın arkadaşlar geldiriyor geçişlerde bir zincir olmayınca hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. İşimiz çok da güzel oluyor. Şöyle iki tane kaldı. Onları da hemen yapalım. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Trabzan yapacağız. 2 2 ve 2. Şöyle 1 2 zincir bu bizim ilmek boyutumuz. Bir defa tığımı doluyorum. Giriyorum. Şöyle bir Yine şöyle ipimizi atalım arkaya. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine trabzana 9 tane ilmeği topladık 10. da örümcekli yuvadan onunun içinden de böyle top geçiyorum ilmeğimi arkadaş bakın tığımı oynatarak şöyle sonra sıktırıyorum hepsini bir buraya sık iğne yapıyorum Evet iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle bir iki iki ve iki kenarına şöyle uzunca bir trabzan yaptım dört tane zincir kapatıyorum şöyle geri kalan kısma yine yedi tane sık iğne yapıyorum bir iki üç 4 5 6 ve 7. Hemen bu örümcekli yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip şöyle örümceğimin içine kapattım. Evet, yine üç tane zincirimi çektim bakın. Sonuncuya geldik. Şimdi sonuncuyu da yapalım. iki defa tığımı doladım hemen örümcekli yuvaya girdim şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım iki zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen yuvanın içine girdim bu 1 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 Hemen bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bakın, oynatarak bu şekilde. Sık iğne ile de buraya sabitliyorum. İki defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 2 2. 4 zincir kapatıyorum. Bakın buraya bu şekilde. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. sık iğnemi örümcekte yapıyorum bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine örümceğimin içine giriyorum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum örümceğe girmeyi unutmayın böyle güzel duruyor sonra yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirimi çekiyorum makasımı uzağa bırakmışım şu düğüm beri tarafından şöyle kesip evet bakın arkadaşlar size bu şekil böyle kalıp gibi ütüye dahi ihtiyacı olmayan bir model hazırladım Şöyle ütülerken biraz hakideleri, bakın birer zincir yani iki zincir daha çekebilirsiniz. Şöyle ayırıp sonra ütüleyin. Ben şimdi şu ipimi hemen temizleyip yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yakıp temizleyip geldim. Modelim bu şekilde bakın. Kırmızı yerine size bu şekilde kiremit rengiyle yaptım modelimi. Gerçekten çok hoş oldu. Çok zarif oldu. Şu ilmeklerin üzerinde şöyle asil bir duruşu oldu. Ee, sadece trabzanların üzerine çok hafif basitmiş gibi duruyordu arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde tasarladım. Sık iğne ile trabzanların üzerindeydi. Ben de farklılık şöyle bir ağır bir gösterişli olsun diye bu şekilde hazırladım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar duruşunu bu ilmeklerin üzerinde örümceklerin üzerinde hem altta ilmek şöyle çok şatafatlı. Şahane bir görünüş oldu arkadaşlar. Sarı renkle de beraber göstereyim. Bakın yakın olunca ikisinin bir kadere sığması dahi bu şekilde oluyor. Örnek şatafatlı olunca siz arasını böyle 5 yerine 7 9 açabilirsiniz arkadaşlar. 7 yaptığınızda bu şekilde benim gibi 5 kalır 9 yaptığınızda arada tutturma işlemi olduğu için şu uç kısımlarını 7 kalır bakın şöyle şu güzelliği beraber tutayım gerçekten çok güzel şöyle bunları mevlit örtüsüne çok güzel yakışır arkadaşlar kreplerin üzerine beyazın siyahın çok hoş yakışacak bir ağır şatafatlı şöyle Duruşu oldu. Bakide şekeri sadece arkadaşlar yapımı çok kolay. Sadece biraz fazla ip tüketiyor. Bu ilmek toplama işlemi olduğu için oraya biraz fazla gidiyor bu şekilde. Ama o da bu güzelliğe değer sanırsam. Evet arkadaşlar çok hoş çok güzel oldu. Şöyle duruşuna bakın. Çok tatlı oldu. Evet şöyle bir de pürbentimi toplayıp öyle göstereyim arkadaşlar. Böyle ışıkta bakalım. Çok hoş çok güzel. Böyle teker teker de göstereyim. Sizlere nasıl beğendirirsem diye uğraşıyorum. Kızlarımı <laughs> çok tatlı aldılar arkadaşlar. Evet. Böyle modelimiz. Sizler de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hani yarı yarıya değil, çeyreğe düştü. Neredeyse arkadaşlar izlenimler çok aşırı düştü. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü YouTube beğeni ve yorumlarla e, modelleri ön plana çıkarıyor. O da izlenimlere yol açıyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.